Selamlar. Gündem sıcak ve belli. Temsilcimiz Başakşehir'in Paris Saint-Germain konukluğundaki müsabakada olan olaylar. Gelin biz 3 perspektifte inceleyelim. Birincisi, UEFA'nın bugüne kadar eşine az rastladığımız ve emsalini pek görmediğimiz ama bundan sonrası için emsal teşkil edecek olan uygulamasına bakalım istiyorum. İkinci olarak hem ekiplerin hem yetkililerin soyunma odasına geçtikten sonra baş başa kaldığımız bir bekleme süreci var. Bekleme sürecinde neler oldu? Hem medyamız için hem Türk futbolu ve kamuoyu için neler oldu buna bakalım istiyorum. Ve son olarak müsabakanın ertelenmesi müessesesi gündeme geldi doğru. Bu arada TFF Başkanı'na soruldu. Başakşehir'e karşı, temsilcimize karşı olası bir yaptırımda acaba ne olabilir dendi. Ben bilemem dedi. Ben biliyorum. Gelin konuşalım. Evet, incelemeye başlayalım. UEFA'nın eşine az rastlanır hatalarından bir tanesi gerçekten bir hakem heyetinde olan birisinin, bir dördüncü hakemin hakikaten UEFA'nın 2000'li yılların başından beri slogan, yaşam tarzı ve hayatının esası haline getirdiği ırkçılığa karşı hayır ve saygı duyulması gerektiğiyle ilgili çok önemli kampanyaları, duruşu ve yaşayışıyla alakalı gerçekten olmaması gereken bir hata oldu. Roman hakemin kendi dilinde siyah insan anlamına gelen bir kelimeyi kullandığını, hakaret etmek istemediğini söyleyerek aslında kendini savunmaya çalıştığını gördük. Bunlar elbette yeterli ve geçerli değil. Hukukta şöyle bir tabirle çok karşılaşırız. Orta zekalı bir bireyin anlayabileceği şekilde ulusal ve uluslararası mecrada o kelimelerin anlama geldiği yelpaze ve çeşitlilik çok ciddi şekilde uluslararası çok önemli bir maçta görev alan bir hakem tarafından nazara alınması gereken şeylerden bir tanesiydi. Bunun bir savunması yok ve her birinin kulaklıkları ve mikrofonu var biliyorsunuz. Dolayısıyla mesele zaten kayıt altında ve UEFA'nın açtığı soruşturmayla en ağır cezanın geleceğini tabii ki düşünüyoruz. Aslında benim görüşüm ve temennim hakemin lisansının iptal edilmesi şeklinde olur. Hakemlik lisansının iptal edilmesi veya bir kademe düşürülmesi şeklinde olsa kamu vicdanı rahatlar diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu hakem bir daha hiç maç yönetmesin diyenler var. Böyle bir şeyi asla yapamaz diyenler var. Irkçılık bir hastalık diyenler var. İnsanlık suçu diyenler var. Ve bunun asla kabul edilemez olduğunu düşünen birçok kişi var. Irkçılığa karşı bu kadar duyarlı olduğumuzu görmek tabii ki güzel. Unutmamamız gereken şeylerse hem kadınlara, hem çocuklara, hem cinsel eğilimi ve yönelimi farklı olanlara karşı da din, dil, ırk, milliyetten bağımsız başka neler için ayrımcılık ve ırkçılık düşüncesinden kendimizi uzak tutabiliriz. Oraya da tatlı bir yıldız koyalım. Sonra bakılmak üzere. Şimdi ekipler ve yetkililer Pierre Webo'ya gösterilen karttan sonra özellikle Dembaba'nın çok ciddi tepkisi ve serzenişleriyle, sonrasında da öğrendiğimiz şekilde müsabakaya hiçbir koşulda çıkmak istememesiyle gündem biraz değişmeye başladı. Protestonun boyutu çok büyüdü. Olayın anlamı bütün dünya tarafından anlaşıldı ve herkes tarafından desteklendi. Zira Başakşehir'in paylaşımı rekorlar kırmış gerçekten. Sosyal medyadaki paylaşımı herkes tarafından desteklendi. Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan müsabaka içinse hem Paris Saint-Germain hem Başakşehir Futbol Kulübü'nün dostluk mesajları, birliktelik mesajları, ırkçılığa karşı yan yana duracaklarını şimdiden anladığımız ve öngördüğümüz bir ortam söz konusu. Dünya açısından kazanımı çok büyük. Dünyayı bu konuyu manşet etmesi açısından önemi çok büyük. Ve tabii ki bir Türk kulübünün buna öncülük etmesi açısından da konu hayli önemli. Hem tebrik ettik hem gurur duyduk dün akşamki tutum ve davranışlardan dolayı. Bir kez daha tebrik edelim. Bu bekleme esnasında yetkililer ve sporcular soyunma odasına indiklerinde ve bizler ne olacağını bilemezken enteresan demeçler peş peşe geldi. Haklıyken haksız duruma düşmemek kamuoyunu en çok rahatsız eden demeçlerden birisiydi. Müsabakanın oynanması lazım. Bir protestonun yerini bulması için şimdi protestonun yapılması gerekirmiş. Daha sonra bir etkisi kalmazmış. Yarın da aynı etki olurmuş ama bu kadar etkili olmazmış gibi kararlar alındı, verildi, yargılar dağıtıldı. Orada oynayan, o duruma maruz kalan sporcuların, ekibin tansiyonu ve ruh durumları hiç düşünülmedi. Futbolcuların ve teknik ekiplerin, bütün bu insanların manevi ve fiziki bütünlüğü açısından hiçbir önemli noktaya değinilmedi. Varsa yoksa kazanmak, varsa yoksa haklı olmak çerçevesinde baktık ne yazık ki. Haklı olanların çok mutlu olduğunu
zannetmediğim bir dünyada yaşıyorum ben. Dolayısıyla sonrasında Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanının yaptığı açıklamada da cezası her ne olursa olsun biz zaten bu bedeli ödemeye razıydık. Ne olursa olsun oynamayacaktık. Dembaba oynamasa bile diğer ekibin çıkması lazım diyenler bile oldu. Ki hiç durmadan siz değil misiniz futbol takım oyunudur diyen. O zaman siz gözünün yaşına bakmadınız takım oyunu olmanın. Derhal takımı sattınız diye anlıyorum ben bu açıklamalardan. Haklı olmaktan çok daha önemli şeyler var. Bir kere daha hatırlatalım. Sadece yan yana durmak, takım olmak, birlik ve beraberlik içinde bir duruş sergilemek bazen hepsinin daha ötesine ve önüne geçen şeyler. Bunu zaten şuradan da anlayıp pekiştirebiliriz belki. Sadece Başakşehirli futbolcular değil, Paris Saint Germain ekibindeki bütün futbolcular da konuyu desteklediler. Hep birlikte sahayı terk etme konusunu desteklediler. Sosyal medya hesaplarından desteklediler. Kimse bu konuyu yok saymadı. Kimse haklı mısınız diye önemsemedi. Sadece konunun ve olayın ta kendisini önemsedi. Dolayısıyla bu haklıyken haksız duruma düşmeme meselesi sanırım bir takım makamlardan ve koltuklardan böyle görünüyor. Çünkü bunu neden söylüyorum? Çünkü şu ana kadar gördüğüm bütün yasal düzenlemelerde, özellikle 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasada da taraftarlar olmasa rahat ederiz gibi bir anlayış var. Şimdi de kazanmak kaybetmek olmasa çok rahat ederiz gibi bir anlayış var. Yaşayan insanlar bu oyunu oynuyorlar. Yaşayan insanlar bu mesleği icra ediyorlar ve bir takım ruhuyla, takım kültürüyle karşı karşıyayız. Bunların ne kadar çabuk ve ne kadar kolay unutulduğunu bir iki cümlelik açıklamadan bile anladık. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık ve sıkıldık. Onun dışında şöyle olması lazım, böyle olmalı, buraya gitmeli, şimdi oynanmalı, tepki şimdi verilmeli gibi meli malı ifadeleriyle gerçekten hüküm altına alan, başkaları adına karar veren birçok yayına maruz kaldım diyeceğim. Bu kadar tanık olamadığımız, illa karar vermek zorunda hissettiğimiz bir ortamda olmayı bazen anlayamıyorum. Çoğu zaman anlayamıyorum ama biraz yumuşatarak söyleyeyim, bazen anlayamıyorum. Dolayısıyla bu dili doğru kullanmayı, iletişim mecralarını kullanan kişiler bilemeyeceklerse kim bilecek, kim örnek olacak diye soruyorum buradan. Bunu mu demek istediniz diye soruyorum aslında. Ve elbette sonunda hem işin yasal boyutuyla müsabaka bugün kaldığı yerden devam edecek. Müsabakanın ertelenmesi prosedürüyle karşı karşıyayız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na dün akşam sordular bir yayında. Gerçekten hangi yayın olduğunu hatırlamıyorum. Ben de sizler gibi birçok kanal hem resmi yayınlanan yerde hem de birçok kanalda, birçok sanal ortamda da takip ettim. Gerçekten hatırlamıyorum. Bir yayında soruldu. Herhangi bir yaptırım olursa Başakşehir'e karşı ne olur dediler. Ben bilemem dedi. Aslında tam da Türkiye Futbol Federasyonumuzun futbol müsabaka talimatının 22. maddesi var, 24. maddesi var peş peşe. Müsabakanın ertelenmesini bize anlatan, sadece kendi düzenlememizden bile belki örnek verilebilirdi diye düşünüyorum. Ben federasyon başkanı olsaydım sanırım böyle yapardım. Şöyle bir şey, biz genelde müsabakaların ertelenmesi müessesesini şundan biliyoruz. İşte hava muhalefetinden dolayı bir saldırı olursa, gerek terör gerek başka türlü bir saldırı gerçekleşirse, toplu bir zehirlenme olursa, madde metninde bu var, futbol takımı toplu şekilde zehirlenmeye maruz kalırsa ertelenebilir diyor. Ve diğer durumda da hakemin takdir edeceği zorlayıcı sebeplerden bahsediyor. Tam olarak ifade bu. Hakemin takdir edeceği zorlayıcı sebepler olursa hakem müsabakanın ertelenmesine karar verebilir. Peki ceza ne olabilirdi? Neticede müsabakanın ertelenmesine karar verildi. Hiçbir kayıp ve hiçbir ceza olmadan, yani puan düşürme, hükmen mağlubiyet, men edilme kupalardan gibi herhangi bir sıcak ceza uygulanmaksızın, bizim en çok bildiğimiz ve sık kullandığımız cezalardan söylüyorum, müsabaka ertelendi. Herkes karlı, tırnak içinde. Kimse haklıyken haksız duruma düşmedi. Sakin olalım, rahat olalım. Emin olun bugünkü protesto veya bugünkü ırkçılığa karşı birlikte duruş da çok etki getirecektir. O konuda da sakin olalım diyorum. Peki ne olabilirdi? Müsabaka sahasına gelmelerine rağmen, tam da dün akşamki pratik olay gibi, müsabaka sahasına gelmelerine rağmen çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden ekiplerle ilgili bu takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte bir de puan silinir diyor. Galibiyet halinde verilen puan kadar silinir. Yani 3 puan olduğunu anlıyoruz. Ayrıca tabii ki müsabakaya çıkmayan kulübün başkaca masrafları karşılamak gibi yükümlülükleri de var. İkinci kez yaşandığında bu olay, mesela bizim ligimiz için,
Madem öyle, madem bilinmeyen bir ortam var, halbuki hiç de yok, futbol müsabaka talimatında bütün bu basit bilgilere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu tip yaptırımlar olabilirdi Başakşehir Kulübü'ne karşı. Ben bu ölçüde olayları 3 yönden, 3 çerçeveden bakmak istedim. 3 çerçeveden değerlendirmek istedim. Hakikaten sizler neler düşündünüz? Akşam Türkiye ve dünya kamuoyu bu konuya kilitlenmişken, ırkçılıkla ilgili bu kadar fazla protesto ve UEFA'ya dikkat çeken yaptırımla alakalı da üstüne düşeni yapın, üstünüze düşeni yapın diyen bir ortamla karşı karşıyaydık. Size neler hissettirdi? Özellikle kendi hayatımızda gerçekten ırkçılığa karşı olduğumuzu düşünüyor muyuz bireysel olarak? Bazen diyorlar ya, ne yapılması lazım? Biz bireysel olarak ne yapıyoruz? Kendimize dönerek sorabilir miyiz? Biz ne yapıyoruz? Ben bugün kendi hayatım için, kendi düşüncelerimde, dünyayı bana karşı kutuplaştırmamak için, ırkçı davranmamak için acaba ne yapabilirim? Sadece bir önemli olayda ve dış dünyaya karşı olan olayda değil de içimizdeki olayda acaba neler yapıyoruz? Kadınlara karşı cinsel yönelimi başka bulduğumuz veya başka olduğunu düşündüğümüz, bunu inandığımız, zannettiğimiz insanlara karşı nasıl davranıyoruz? Başka milliyetten, ırktan olanlara nasıl davranıyoruz? Bazı hakaretamiz ifadelerimizde buna ilişkin şeyler var mı? Bunları da bir değerlendirsek, ırkçılıktan ne anladığımızı uzun uzadıya bir masaya yatırsak ve bireysel dönüşümümüzle ırkçılığa karşı olan duruşumuzu gerçekten ortadan kaldırsak nasıl olur? Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için ve akşam tabii ki iki ekibe de özellikle ve öncelikle Başakşehir'e başarılar dileyelim. Hoşça kalın.